Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele ederken tüm dünyanın gözü enkaz altından gelecek güzel haberlere çevrildi. Buna göre depremin 3. gününde de mucizevi kurtuluş haberleri yürekleri dağlamaya devam ediyor. Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur'un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması yürekleri dağladı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, "Çok üşüyorum baba" demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu. "Çok üşüyorum baba." "Tamam. Anneanneme gitmek istiyorum. Ellerim bembeyaz oldu baba" diyen Yağmur'a yanı başındaki babası destek verdi. Babası, "Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar, derdiler, sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum" ifadelerini kullandı. Küçük Yağmur kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yine Kahramanmaraş'ta 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışmalarında 26 yaşındaki iç mimar Rümeysa Türk Korur 10 saatlik çalışma sonucu enkaz altından kurtarıldı. Rümeysa Türk Korur enkazdan çıktıktan sonra büyük şaşkınlık yaşadı ve "İnanamıyorum, ben buradan nasıl çıktım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hatay'dan da mucizevi bir kurtuluş haberi geldi. 15 aylık bebek Süleyman enkaz altından dün 11 saatlerinde kurtarılmıştı. Süleyman bebek daha sonra hastaneye götürülmek üzere sivil bir araca teslim edilmişti. Babası oğlundan bir daha haber alamazken hastaneleri aradıklarını fakat hiçbir şekilde oğluna ulaşamadığını ifade etti. Bundan bir süre sonra minik Süleyman'dan güzel haber geldi. Süleyman'ın annesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sevindiren haberi duyurdu. "Oğlumu bulduk çok şükür. Allah herkesten razı olsun. Çok iyi bir aileye denk gelmiş benim yavrum. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun" dedi. Kahramanmaraş'ta yıkılan otelin enkazında kalan Hilal Düşmez, 52 saat sonra ekiplerin başarılı operasyonu sonucu sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hatay'da annesiyle babası enkaz altında vefat eden 5 yaşındaki Mehmet, Tuzla Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı. Mehmet'in kurtarılma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda, "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet, ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet" dedi.